You Miami. We love Miami. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya Suriye'ye saldırı mesajı verdi. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Provokasyonun ipuçlarını İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vermişti. <Sessizlik> Baltın, Suriye hükümetinin İdlib'e saldırı hazırlığında olduğunu öne sürmüştü. Açıklamasında, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması halinde çok güçlü bir yanıt veririz demişti. Baltın bu kez Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patrushev'e Washington'un Suriye hükümet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğunu söyledi. Amerikan merkezli Bloomberg'in dört farklı kaynağına dayandırdığı haberine göre Baltın, Patrushev Perşembe günü Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmede Washington'un Suriye hükümet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyardı. Kaynakların aktardığı bilgiye göre Amerikan yönetimi ellerinde Suriye ordusunun militanların kontrolündeki bölgeleri kurtarırken kimyasal silah kullanma olasılığı bulunduğuna dair bilgiler olduğunu ileri sürüyor. Amerika benzer senaryoları daha önce Suriye'de sahneye koymuştu. 2017 yılının Nisan ayında Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde sarın gazı kullandığı iddia edildi. Amerika'nın fonladığı Beyaz Baretliler kurgulanmış görüntüleri yayınladı. Hemen sonrasında Amerika Suriye'ye ait Şayrat Hava Üssü'ne Doğu Akdeniz'de konuşlu savaş gemilerinden füze saldırısı düzenledi. Hedef alınan nokta 59 Tomahawk Land Müzesi vuruldu. Saldırıda 6 Suriye askeri, 4'ü çocuk 9 sivil hayatını kaybetti. Suriye ordusu ilerledikçe Astana mutabakatı olgunlaşmaya başladıkça tedirgin olan Amerika, 2018 yılında Duma planını devreye koydu. Bölgedeki teröristleri köşeye sıkıştıran Şam'ın Duma'da kimyasal silah kullandığı yalanı ortaya atıldı. Yine beyaz baretlilerin kurgu görüntüleri servis edildi. 14 Nisan 2018'de Amerika bu kez İngiltere ve Fransa'yı da alarak Şam'ı vurdu. 200'den fazla Tomahawkland müzesiyle hedef alındı Şam. Füzelerin çoğu Suriye hava savunma sistemleri tarafından havada engellenmişti.